Arkadaşlar merhaba. Bugün National Trust'ın Open Door Day vasıtasıyla Chirdigar House diye bir yere geldik. Burası Newport'a bağlı bir yer. Şimdi bakalım bu Chirdigar House'da neler varmış. Şimdi fularımı takayım. İçeriye maskesiz sokmuyorlar. Tabi burası daha hani parça parça kafesi, tuvaleti, işte idari binalar falan var. Bakalım ne varmış, bunu gezelim. Binanın bahçesine girdik. Şöyle bir harita verdiler bize. Ziyaret edeceğimiz yer şu ev. Normalde dış alanları zaten rahat rahat gezebiliyorsunuz. O konuda bir şey demiyorlar ama eve giriş ücretli. Şimdi burada ne yazıyormuş, bunu okuyalım. Newport'un bir parçası olduğu yüzyıllar boyunca diyor. Yaklaşık 500 yıl boyunca diyor gücü ve zenginliği temsil etti diyor. Burada Morgan ailesi diye birileri yaşamış. İşte bu hani eskiden feodal ağalar falan varmış ya. Burada önemli bir politik figürmüş bu aile. Zenginliğin ve ne diyor? Rus prenseslerini, aktörleri, politikacıları ve egzotik hayvanları da burada barındırmışlar. Yani ağırlamışlar. 1951'e kadar buranın sahibi olarak bulunmuşlar Morgan ailesi. Evet, şimdi asıl gezeceğimiz bahçeye geldik. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane ağaç var. Çok enteresan. Bu 300 yıllık bir sedir ağacıymış. Altındaki tabelada öyle yazıyor. Buradaki kuş popülasyonu da bayağı iyiymiş. Şuraya gidelim bakalım, burası neymiş. Evet, burada şöyle yuvarlak bir çalının içinde şöyle bir anıt var. Bakalım kimmiş bu arkadaş. Bununla tanışalım. Önce şöyle bir yakın çekelim şu kabartmayı. Sonra aşağıda ne diyormuş ona bakalım. Diyor ki bu Sir Briggs bir şey savaşında en ön saflarda savaşmış. Önemli bir askermiş. 9 Şubat 1874'te 28 yaşında bu evde ölmüş. Öyle diyorlar. Neyse, biz gezimize devam edelim. Şimdi ne dedik en son? Morganslar bu eve 1951 yılına kadar sahip oldular. 1951'den sonra bu bina Katolik okulu oldu. 1974'te de Newport Belediyesi burayı satın aldı, müzeye çevirdi. Ondan sonra da National Trust'a verdiler 2012'de. National Trust bizdeki Kültür Bakanlığı gibi. Yani hani bir kart alıyorsunuz, National Trust ve English Heritage diye kurumlardan. Galler için CAD bu, bunun adı. Onlar vasıtasıyla bazı kart alıyorsunuz, müze kart gibi, onunla geziyorsunuz. Tarihi turistik binaların bakımıyla falan ilgileniyorlar yani. Şimdi içeri giriyoruz. Evet, şimdi asıl binaya gireceğiz inşallah. Şimdi burada ne yazıyor? Bu Orangery Garden 17. yüzyıl bahçesiymiş. Farklı renklerde inorganik materyaller kullanılmış. Şekillerin oluşturulması için kömür, deniz kabukları, kırmızı beyaz ve sarı kum kullanılmış. Lütfen diyor şeyden ayrılmayın diyor, pub'dan, yani yoldan ayrılmayın diyor. Şekiller vererek bir bahçe oluşturmuşlar. Bakın böyle kırmızı, sarı. Şunlar deniz kabukları olsa gerek. Çok güzel bir bahçe oluşturmuşlar. Bu şurada da şöyle bir motif oluşturmuşlar. Bu motif süsen çiçeğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Galler'in sembolü oluyor kendisi. Yürümeye devam ediyoruz. Değişik bitkiler var. Çok güzel bir bahçe düzeni yapmışlar. Ben çok beğendim. İçeriye girmeden önce dışarısı zaten insanı cezbediyor. Şansımıza hava da güzel. İnşallah yağmur çamur olmazsa sağ salim evimize varacağız.
Binaya girmeden önce şöyle bir sütuna rastladım. Çekmeden geçemedim. Şuradan bir yere geçiş var ama biraz sonra geçeriz. Şöyle bir bina. Buradan biz başka bahçeye mi geçiyoruz? Evet, burası at ahırlarının olduğu yer anladığım kadarıyla. Bakıyorum şuraya. Evet, buraya demek ki atları bağlıyorlarmış. Şöyle tavanları göstereyim. Çok değişik bir bina. Şurada bazı materyaller var, onları görelim. Diğer tarafa geçemiyoruz. Şöyle. Niye üstünü kapattınız arkadaşım? Madem açtınız bugün, yapın bir kıyak, hepsini görelim değil mi? Evet, o ahırdan çıkınca şöyle bir alan var. Aa, evet, ahırların olduğu yere geldik. Bakın. Şuralara girip yazıları okuyabiliyoruz herhalde. Bariyer yok henüz. Morgan'ın atları diyor. Cardiff'teki race course'u, yani at yarışı alanını yapmış sanırım bu at arkadaşlar. Godfrey Morgan 1831-1913 arasında burada yaşamış. Welcome to Staples diyor. Evet, burada. ...28 yaşında... ...fact file... ...Sir Briggs'in atıymış... ...1846'da doğmuş... ...1874'de ölmüş... ...28 yaşında... ...kestane rengiymiş... ...bakalım... ...Viscount Tredegar'a aitmiş... ...burada yaşamış... ...Kırım Savaşı'nda bulunmuş... ...önemli bir atmış demek ki... ...burada onu bahsetmişler yani... ...bu arada yerlere de dikkatinizi çekerim... ...çok güzel... Buraya girebiliyor muyuz? Bu hangi atın ahırı bakıyoruz? Şöyle gene sonra okumak üzere çekiyorum bunu. Ha, bu demin dışarıda çektiğim Sir Briggs var ya hani. Burası at yala diye düşünüyorum. At koşumları var. Buranın planı herhalde burası. Burada ne varmış? Burada çalışanların isimleri, onları anmak amacıyla yazmışlar. Burada da bir şey. Normalde ben telefondan okuyayım ama bu sefer telefondan daha kolay. Üst taraf galce. Son bir kez çıkmadan şu at koşumlarını da görelim. Çıkalım şimdi. Ana binaya gidelim. Şu yalnız yerlere hakikaten bayıldım. Şu taşların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ahırlar buradaydı. Sağlı sollu girdik. Ahırlardan çıktık. Burada böyle bir binek taşı gördüm. İngiltere'de ilk defa binek taşı görüyorum bu arada. Bakalım burada neler var. Burada bu ocak mı burası? Ne acaba? Burası da haremin taşlığına benziyor. Bakalım burada ne yazıyor? Evet, şimdi anladım. Bu shuffleboard bir oyunmuş. Şimdi 17. yüzyılda yapılan en uzun masaymış bu. 42 foot yani uzunluğundaymış. Bu meşeden yapılan bu şey üzerinde şöyle göstereyim. Metal diskleri böyle kaydırıyorlarmış. En uzağa kim atıyorsa herhalde öyle bir oyundu. Yani tam oyunun mantığını bilmediğim için. Bu da bu binanın Newport Belediyesi tarafından alınmadan önceki daha kötü görünen hali diyelim. Buradaki insanlar, hani burada çalışan insanların burada vakit geçirdiği bir lokal gibi, salon gibi bir yer burası. Kapı girişinde şu kapıların üstündeki şeyler bizi karşılıyor. Ay, ne kadar güzel yapmışlar. Çok güzel. Şu detayları da çekmeden geçemeyeceğim tabii. O kadar güzeller ki. Girişteki adam ilk defa mı geliyorsunuz diye sordu. Dedim evet. Hayala. Girer girmez hanımefendi bana buyurun dedi. İlk defa mı geliyorsunuz dedi. Ha, bunlar gelinlik mi?
Aslında ben bugün komşumla gelecektim. Başta anlattığım gibi işte buranın zenginliğini sergileyen bir adam, Morgan denilen adam. Şimdi burada diyor ki, şimdi konuyu ben çok dağıtarak konuşuyorum, kusura bakmayacaksınız. Bir yandan da okuyayım dedim bari. Bu zengin bir kadınla evlenmiş bu Morgan denen arkadaş. Rachel Cavendish, daughter of second Duke of Devonshire'ın ikinci düküymüş. 1723'te evlenmiş. Dowry dediği bizdeki başlık parası gibi bir şey. 20 bin pound kadar bir para getirmiş yani adama. Eskiden kadınlar veriyorlarmış bunu. Neyse konumuza dönelim. Ben aslında Carla ile gelecektim bugün. Ancak Carla çok kötü öksürüyor. Acayip böyle ciğerleri sökülüyor kızcağızın. Dedi sen git benim için bol bol fotoğraf video çek dedim. Mutlaka yapacağım. Kapı girişindeki adam da diyor ki demek ki diyor bugün senin diyor misyonun var diyor. 1980'de Counter Life magazinde sergilenmiş o fotoğraf. Carla için hiçbir detayı kaçırmak istemiyorum. Nasıl bunun aydınlatması. Tamam şu detayın güzelliğine bakar mısınız? Aha size tavanları da göstereyim. Buranın tabloları ve diğer detayları. Burası yemek odasıymış. 17. yüzyılda yapılmış. Şöyle bir de şurayı çekeyim de gideyim. Bu ablaları rahatsız etmeden. Ben bu salona bayıldım. Burada kendiliğinden müzik çalıyor. Burası müzik odasıymış. Anlaşılan şimdi burası yemek odası olunca burada bir takım insanlar müzik çalıp yemek müziği yapıyorlarmış demek ki onlara. Çok güzel. Orada insanlar var. Şöyle geçiyorum. Onu göstermek istiyorum. Yemek salonundan çıkarken şunu da çekmeden geçemeyeceğim tabii ki. Burada böyle bir elbise var. Anladığım kadarıyla buradan yukarıya çıkmak yasak. Bu elbisenin özelliği neymiş? Replikaymış zaten. 1920-30'larda dating yani böyle tanışma merasimlerinde falan giyerlermiş kadınlar. Newport Museum'un Art Gallery'den onun koleksiyonundan gelmiş. Onun da linkini kenara bırakırım. Orada da benim gezilerim olmuştu daha önceki yıllarda. Buradaki geyik kafasını da atlamayalım. Herhalde bu Morgan ailesinin soy ağacı gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Tabii eskiden ısınmalar hep şömineyle olduğu için. Bu da sanırım burada yaşayan kadınların portreleri. Bu kimmiş? Ha, kötü görünüyor. Bunun eski hali olsa gerek. Bakalım ne yazıyor. 1970'lerde çekilmiş fotoğraflar. Şimdi şu salona girelim. Bu 8. Henry'e benziyor bu herif ama. Evet 8. Henry sanırım. Yazmıyor bir yerinde ama. Bu salonun da tabanı böyle. Aha piyano var. Burada bir sandık var. Böyle relax odasıymış, dinlenme odasıymış. Burada oturup dedikodu yapıyorlarmış. Burada da birisi piyano çalıyormuş. Bu da ailenin gümüş koleksiyonlarındanmış. Elizabeth Salt 1598'de bunları toplamaya başlamış. Octavius Morgan burada yaşamış. Onunla alakalı gezmeye devam ediyoruz. Burada bir büst var. Kime ait? Ne kadar güzel. Evet.
Evet, burası da donanma ile alakalı şeyler. Teyzem anlatıyordu bir şeyler biraz önce bana. Bu da buranın, burada yaşayan insanlardan. Neymiş adı? William bilmem ne Lord'un. Evet, bu ev bazı televizyon şovlarına ve filmlere de ev sahipliği yapmış. Diyor ki Antique Roadshow diye bir televizyon programı Sherlock Holmes'e ve Doctor Who'ya ev sahipliği yapmış. Ne diyor? The guild room has doubled as Versailles and Vatican and the new hall with the Prime Minister Office Doctor Queen Victoria New Parlor. Şimdi başka bir salondayız. Yan salona geçtik hemen. Buranın ışıklandırması biraz acayip olduğu için. Hava da bir acayip zaten. Yağacak mı, yağmayacak mı belli değil. Ama tablolar telefondan çok canlı görünüyor. Sandalye kimmiş? Burası sahip olmuş. Yan salon yani. Buradan ileriye geçmek yasak. Bariyer koymuşlar. Sadece burası morning room'muş. Burada üstünü değiştiriyormuş. Burada yaşayan arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Burada da böyle çok hoş bir sandık var. Ha, dokunmayın diyor. Elinizden buraya şey kimyasal madde bulaştırmayın diyor. Bu eski bir şeydir diyor. Yani o anlamda bir şey diyor. Şöminenin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Evet, o salonun yanından şöyle bir koridora geldik. Burada bunların yemek takımları var. Ha, bunlar daha önce ben San Fagan Müzesi'nde de görmüştüm. Şimdi çok bahsediyorum ama gidip çekim yapacağım oradaki dizinizle size. Burada uşaklar duruyor. Burada hangi odadan çağrıldı mı? Dın dın çalıyor bu şeyler, çanlar. Hangi çan çalarsa burada boş olan uşak, hangi beyin ihtiyacı varsa orada ona yardımcı oluyor. Bakın şöyle. Evet, burada da böyle bu çanlar devam ediyor. Burada şimdi o kadar çok oda var ki hangi odadan çağrılacağınız belli olmadığı için. Burada şöyle bir hol gibi bir şey var. Böyle bir hani bilmiyorum belki toplantı alanıdır yazın falan. Birazdan bir tabela görürsek okuruz. Şurada bir aslan figürü gördüm. Yanındaki teyzelerle muhabbet ediyorduk da burası da mutfağa iniyor. Ama bizim inmemiz yasak. Şöyle çit koymuşlar. Kiler gibi hani mutfak gibi bir yermiş burası zamanında. Ha, orası kilermiş çünkü sanırım şimdi mutfağa giriş yapacağız. Biraz kalabalık. Ben size bu arada şu koridoru göstereyim. Buraya da geçişimiz yok şu anda. Evet, mutfağımız burası. Ay, kapkacakların güzelliğine bakar mısınız? Burası da yemeklerin piştiği yer. Ocaklar. Altta ateş yakıp. Sadece gözünüze bakın, ellemeyin diyorlar. Bunlar tabi hepsi sembolik. Ya taştan ya süngerden yapılmış. Şu ekmekler de muhtemelen öyle. Aa, bu fırın çok güzel. Biz bayılıyoruz bunlara. Bakın şöyle et pişiyor gibi. Bu neymiş? Bacon. Domuz pastırması. 1920'lerden kalmış burası. Abla anlatırken ben de tercüme edeyim bari. Ama çok güzel, çok kullanışlı bir şey bu ya. Bir yapıyorsunuz sabahtan akşama kadar hiç söndürmeden. Evin bütün ihtiyacını bununla karşılıyorsunuz. Sıcak suyu, eti, ekmeği, her şeyi pişirebiliyorsunuz. Neyse, arka tarafa geçtim. Size şöyle bir sembolik ateş yapmışlar. (Gülüyor)
Buranın en beğendiğim yeri mutfak oldu sanırım. Şimdi birkaç fotoğraf çekeyim arkadaşlarım için, Instagram için. Şimdi mutfaktan çıkmadan şurada bir minik kiler daha var. Malzeme odası gibi bir şey herhalde burası. Ha evet, tabak çanak var burada da bak. Malzemeleri bunlar alıyorlar, mutfağa götürüyorlar. Pişirmeye hazırlıyorlar herhalde. Buradan çıktık, gene başka bir yere girdik. Yerler şöyle. Böyle mutfağın bir parçası, bunu göstermek isterim size. Bizim köy evleri gibi burası, o kadar güzel serin ki. Burada böyle sembolik olarak otlar, çöpler böyle bir depo gibi yapmışlar. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Lavabo var. Şimdi çıkıyorum dışarıya. Bulunduğumuz alanın haritası işte burada şimdi gene. Şu evi gezdik. Yok, burayı gezdik. Evet, burayı gezdik. Şurası ahırların olduğu yer. Önce orayı gezdik. Şimdi dışarı çıkacağız. Şurası benim girişte konuştuğum yer. Burada lavabolar falan var. Şurası araba parkı. Normalde buradan çıkıp isterseniz şöyle bir geniş tur atıp şu mini göletin etrafında da dolaşıp, çünkü burası aynı zamanda Country Park, yürüyüş alanı yani. Böyle bir turu tamamlayabilirsiniz. Az önce şu kapıdan çıktık. Binanın yan tarafındayız. Sanırım turumuzu tamamladık. Bahçede şöyle bir alet var. Şurası yeniden giriş kısmımı. Şöyle minik bir yere geldim. Burası da çamaşırhaneymiş. Şöyle bir bahçesi var çamaşırhanenin. Herhalde burayı sonradan bahçeye çevirdiler. Muhtemelen daha önce çamaşır kurutuyorlardı. Ne diyor? Laundry Garden Summer. İyi. Bakalım şuraya girilebiliyor mu? Burada bir tane varil var. Anam, siz ne kadar güzelsiniz. Şurada kapı girişi var ama bize de açık mı bilmiyorum. Hayır, değil. Kapalı. Burası da coffee shop. Şöyle mini bir hediyelik eşya yeri yapmışlar. Şimdi bir kahve alacağım, dışarı çıkacağım. Evet arkadaşlar, kahvemi de içtim. Şimdi veda sırası geldi. Kahve çok güzeldi. Bu kabın bir özelliği var. %100 bitkiselmiş. Plastik değilmiş bu kap. Öyle bir his veriyor ama değilmiş. Burası Newport'un ilk sıfır atık kafesiymiş, National Trust'a bağlı olarak. Coffee shop şurası. Şöyle arka planımı göstereyim size. Burası çok güzel. Şimdi bu alan ve daha önce gezdiğimiz Bellevue Park ve Royal Gwent Hospital, yani oradaki büyük hastane, hepsi Morgan ailesine aitmiş, Tredegar Dükü. Zaten zamanında Brecon ve Monmouthshire'ın milletvekiliymiş bu adam. Bütün o Bellevue Park'ı, hastaneyi zaten o amaçlarla kullanmak üzere bağışlamış. Bugünkü gezimizin de sonuna geldik. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursan çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.